Bu parçada belirtilen sorun ve bu soruna getirilebilecek çözümle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğrudur? Yeleli bir aslana benzeyen ve etkileyici bir güzelliğe sahip olan aslan balığı, anavatanı Hint Okyanusu dışında Akdeniz'de de görülmeye başladı. Süveyş kanalının açılmasıyla aslan balığı gibi tropik türlerin Akdeniz'e geçmesi sonucunda Akdeniz'de tehdit oluşmaya başladı. Hızlı bir vakumlama yeteneğine sahip olan ve balık yavrularıyla beslenen aslan balığı, kendisini yok edecek bir türün olmadığı ortamlarda bulunduğu ortamı istila edip diğer türleri yok ediyor. Aslında Hint Okyanusu'ndaki köpek balıkları aslan balıkları için doğal bir tehdit. Ancak Akdeniz'de yerel türler aslan balığına direnemiyor. Dolayısıyla da ekolojik denge bozuluyor. Metnin tamamına baktığımızda Akdeniz'e gelen aslan balığının onu yiyecek, yok edecek türler olmadığı için aslan balığının ortamdaki türleri yok etmeye başladığını söylüyor. O yüzden de cevap C. Yani sorun aslan balığının deniz yaşamı için bir tehdit oluşturması. Çözüm olarak da şurada demişti ya, kendisini yok edecek bir tür olmadığı için. Yani çözümü nedir o zaman? Akdeniz'e aslan balığını yiyen bir tür bırakılırsa bu sorun çözülmüş olacak. Cevap C. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Duruma bu pencereden bakmayı deneyenler olmuştur. Popüler kültür veya kültürdeki bayağılaşma halkın talebidir diye yorumlayanlar olmuştur. Bakın aslında şurada bir şeyler gelmeye başladı. Kültürdeki bayağılaşma halkın talebidir. Duruma bu pencereden bakmayı deneyenler bir pencere açıyor. O pencerenin halkın talebi olduğunu söyleme penceresi. Bir bakalım devamında ne diyor? Ancak bunu söylerken bir etik çerçevenin varlığı gözden kaçıyor. Yani milyonlar hayranlıkla ağzınızdan çıkan iki çift söze bakıyorsa bir toplumsal sorumluluk ilkeniz olmalı. Kamu adına gözettiğiniz değerler olmalı. İçinde yaşadığınız topluma ve onun değerlerine saygınız olmalı. A. Bu programları üretenlerin tümü toplumun karşısında mı duruyor yani? Burada topluma karşıt mı duruyorlar demiyor. Bir pencere açıyor. Bu pencerede de halkın talebinin kötü programları olduğu penceresi. Bununla ilgili bir şey arayacağız. B. Hep medya mı suçlu? Toplumun bu olumsuz tutumu medyayı yanlışa sürüklemiyor mu? Geldi işte bakın. Toplumun bu olumsuz tutumu. Olumsuz tutum neydi? Halk talep ediyor. Bu pencereden bakanları var demişti. O yüzden cevabımız B. C. Medyanın ürettiği bu farklı dilin insan doğası üzerinde herhangi bir etkisinden söz edilebilir mi? İnsan doğasını ile ilgili bir şey söylemedi hiç. D. Kötüyse seyretmesinler itirazı televizyon programcılarını rahatlatıyor mu? Konu bu değil. Kötüyse seyretmesinler şeklinde itiraz edilmiş filan değil. Konu tam tersi halk talep etmiş deniyor. E. İnsanların pek çok şeyi televizyon aracılığıyla öğrendiği yadsınabilir mi? Konu bu da değil. O yüzden cevabımız B. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? São Paulo'nun arka sokaklarındaki bir çocuk için fakirlikten kurtulmanın yolu, ABD'deki lise öğrencisi için üniversite bursu, misafirlikte kısırı fazla kaçıran ev hanımının yaptığı tempolu yürüyüş, haftada bir arkadaşlarla yapılan halı saha maçı, milyonların tek yürek olup izlediği olimpiyat oyunları, dünya kupaları, milli maçlar. Spor bir şekilde hepimizin hayatında yer etmiştir. Kimisi eğlence için, kimi sağlık için, kimi de para kazanmak için sporla ilgilenir. Sporun beslendiği yer ise insan psikolojisidir. Milyon dolarlık futbolcu penaltı kaçırıp arkasına bakmazken evinde çekirdek yiyerek maç izleyen amcamız penaltı üstten out'a gitti diye kalp krizi geçirebilir. A. Her insanın spordan beklentisi farklıdır. Aslında geldi bile. Kimi eğlence için, kimi sağlık için, kimi para için. Yani herkesin beklentisi farklı. B. Spor insanları psikolojik açıdan rahatlatır. Hepsi bu değildi. Bahsetti, başka yönlerden de bahsetti. Sadece psikolojik açıdan demedi. Üniversite bursu olabilir bazen fakirlikten kurtulmanın yolu olur, sadece psikoloji değil. C. Spor yapmak sağlıklı bir insanın olmazsa olmazıdır. Konu bu değildi, sağlıklı olmak değildi sadece. D. İnsanoğlunun değişkenliği spora da yansıyarak onu değiştirir. Hiç değişim konusu yoktu. E. Sporu mekanikleştirmek onun psikolojik boyutunu göz ardı etmektir. Sporun mekanikleşmesinden bahsetmedi. Cevap A. Yapıtına yaklaşımını böyle anlatan bir ressam aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Habitat sergisinde bir eser vermiştim. Adı Köpek Gezdirme Alanları Yaygınlaştırma Projesi. Sergi alanında resme şöyle bir baktım, gözüme hoş gelmedi. Fonunu hiç beğenmedim. Hemen ertesi gün birkaç top boyayla erkenden sergi salonuna gittim. Şöyle bir baktım etrafa, incin top oynuyor. Bir güzel çalıştım, düzelttim resmi. Sergi alanında yapılmıştır o resmin fonu. Kimse de bunu bilmez. A. Yaptıklarını başkalarının görmesini istemeyen, konu bu değil. Tam tersi sergilemiş, neden görmesini istemesin? B. Kendine ve yaptığı işe güveni olmayan, güvensiz değil. C. Yapıtlarına eleştirel bir gözle bakabilen, işte geldi. Yapıtlarına baktı, beğenmedi, yani eleştirdi, sonra da düzeltti. D. Yaşadıklarını yaptığı tablolara aktarabilen,
yaşamından bir şeyler aktardığından bahsetmiyor. Durumlara olumsuz bir açıdan yaklaşan, olumsuz değil, eleştirel bakıyor, sonra da düzeltiyor, kendini eleştiriyor. Cevap C. Görüşlerini bu parçadaki gibi açıklayan bir sanatçının fotoğraflarla insanlara sorduğu soru aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olabilir? Çevre kirlenmesi son yılların en önemli konusu. Doğanın talan edilmesi, yaşanacak doğal ortamların azalması, savaşlar kadar ürkütücü. İşte fotoğraf da bazılarımız için fark edilmeyen bu yok oluş, çevre kirliliği ve yıkımın sessiz bir tanığı. İnsanın yaptığı yanlışlarla yüzleşmesi için bir ayna. Sözde insanlık adına yapılan sanayi atılımlarının insana hedef almaya başladığını gösteren bir pencere. Bu yüzden bir fotoğraf sanatçısı olarak kaydettiklerimi sergiliyor ve insanlara bu fotoğraflarla şunu soruyorum. A. insanlık dramları, B. çevresel sorunlar, C. fotoğrafçılık, D. sanatçı sorumluluğu, E. toplumsal yüzleşmeler. Konumuz tamamen çevreydi. O yüzden cevap B. Bu parçada Altın Köşk'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? A. görenlerde bıraktığı etkiden, B. gündemde kalmasına yol açan özelliklerinden, C. adının veriliş öyküsünden, D. inşa ediliş aşamasından, E. rivayetlerinden bazılarının dilden dile dolaştığından. Sorumuz olumsuz köklü olduğu için önce şıklardan başladım. Ev değil saray yavrusu diye bir tabir vardır ya, işte tam da yeri bu tabiri kullanmanın. Yalan sayılmaz hani, her bir köşesi bir mimari harikası olan bir mekan için çok da abartı olmaz bu tabir. A şıkkı geldi bile. Görenlerde nasıl bir etki bırakıyormuş? Saray yavrusu olduğunu düşünüyorlarmış. Mimari harikası olduğunu düşünüyorlarmış. O yüzden bu gider. B gündemde kalmasına yol açan özelliklerinden. Bakın şurada. Sahibinden maliyetine, mobilyalarından, içinde gerçekten saf altın kullanılıp kullanılmadığına kadar pek çok şey söylendi. Yani sahibi de, maliyeti de, mobilyaları da hepsi gündemde kalmasına yol açmış. Bu da gitti. C adının veriliş öyküsünden. Bakın o da sonda. Dedi ki sahipleri bile benimsedi. Zaten binaya da bu ismi insanlar verdi. Adının veriliş öyküsü insanlar vermiş. Çok fazla altından yapılan yerleri varmış diye altın köşk demişler. İnşa ediliş aşaması hiç gelmedi. Cevap da bu. E'yi bulalım. Rivayetlerinden bazılarının dilden dile dolaştığından. Bakın dedi ki onlarca şey dolaştı dilden dile. Bu da buradan çıkar. Cevap D. Bu parçadan Altın Köşk'le ilgili olarak nasıl bir sonuç çıkarılabilir? Ev değil saray yavrusu diye bir tabir vardır ya, işte tam da yeri bu tabiri kullanmanın. Yalan sayılmaz hani, her bir köşesi bir mimari harikası olan bir mekan için çok da abartı olmaz bu tabir. Düşünsenize altın yaldızlı kapıları, kubbeleri, sütunları, süslemeleri, oymaları, mobilyaları ve avizeleriyle Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız Saraylarından, Küçük Su Kasrı'ndan tanıdık izler. Tarihi camilerden, Boğaz'ın o muhteşem köşklerinden benzer silüetler. Özellikle inşa edildiği ilk günlerde Ankaralıların yoğun ilgisini çekmişti Altın Köşk. Onlarca şey dolaştı dilden dile. Söylentilerin kimi bir şehir efsanesi olup geniş kitlelere yayıldı. Sahibinden maliyetine, mobilyalarından içinde gerçekten saf altın kullanılıp kullanılmadığına kadar pek çok şey söylendi bu bina için. Zaten binaya da bu ismi insanlar verdi. Öyle kabul gördü ki Altın Köşk adı sahipleri bile benimser oldu. Aslında binanın gerçek ismi Merik Köşkü'ydü. A. Başlardaki etkileme gücü azalmıştır. Hayır, hiç azaldığını söylemedi. B. Bahçe düzenlemesindeki çiçek çeşitliliği şaşırtıcıdır. Hiç çiçek çeşitliliğinden bahsetmedi gider ikisi de. C. Tarihi saraylardan alıntılarla inşa edilmiştir. Bakın şurada demişti ki Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız Sarayı, Küçük Su Kasrı'ndan tanıdık izler. İşte cevabımız bu. D. Maliyeti insanlar üzerinde olumsuz etki uyandırmıştır. Hayır, olumsuz değil, tam tersi hayran olmuşlar, çok konuşmuşlar. E. Dış dünya ile bağlantısını kesen yüksek duvarlarla çevrilidir. Hiç yüksek duvarlar demedi. Cevap C. Bu parçanın yazarı Asimo örneğinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Engelliler için düşünülen Japon tasarımı robot Asimo aynı anda 3 ayrı sesi birbirinden ayırarak cevap verebiliyor. Ellerini rahatlıkla kullanabiliyor, yuvarlak cisimleri kavrayabiliyor, bardakları birbirine boşaltabiliyor, hareketlere tepki verebiliyor. Bunlardan daha da önemlisi yürürken engelle karşılaştığında yolunu değiştirebiliyor, merdiven çıkabiliyor. Peki bu robotun engellilerle ne ilgisi var diyeceksiniz. 48 kilo ağırlığında 1 metre 30 santim boyundaki Asimo'nun en önemli özelliği işaret diliyle konuşarak işitme engellilerle iletişim kurabilmesi. Böylece teknoloji insanlık için yeni bir adım daha atmış oluyor. Elektrik enerjisiyle çalışan, pilleri azaldığında oluşturulan istasyona giderek kendini şarj edebilen Asimo henüz insanlığın hizmetine sunulmadı. Üreticisi tarafından belirlenecek evlerdeki aileler tarafından deneme amaçlı kullanılması düşünülüyor. Eğer Asimo bu denemelerde başarılı olursa seri üretimine geçilerek piyasaya sunulacak.
A. Teknolojinin insanlığın hizmetinde olduğunu, B. Teknolojinin günlük yaşamda yer alması gerektiğini, C. Robot üretiminin silah üretiminden daha gerekli olduğunu, D. Japonların teknoloji alanında rakipsiz olduğunu, E. Engelliler için yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını. Çalışmaların yetersizliğinden başlamadı. E şıkkından gideyim. Japonların rakipsiz olduğunu söylemedi. Silah üretiminden daha gerekli olduğunu söylemedi. Günlük yaşamdan bahsetmedi. Dikkat ederseniz hep engellilerle ilgili söyledi. Engelliler, işitme engelliler, yani teknoloji insanlığın hizmetindedir dedi. Teknolojinin engellilerin hizmetinde olacağını, olmak üzere olduğunu söylüyor daha doğrusu. O yüzden cevap A. Yukarıdakilerden hangisi tutumunu bu sözlerle açıklayan birinin kitabını yazarken yapacaklarından biri olamaz? Konularınız istediğiniz kadar bilimsel ve inandırıcı olsun. Okuyucu baştan sizin çok da merak edilen şeyler anlatacağınıza inanmaz. Ama siz konunuzu meraklı, dramatik ve tamamıyla beşeri yanlarıyla anlatırsanız, bilimselliğin en katı kurallarını bile onlara kabul ettirebilirsiniz. Ben işte bu yüzden bir bilim insanı olmama karşın salt bilimsel üslup yerine tarihi anekdotlar, fıkralar, rivayetlerle dolu bir uzak geçmiş hikayesi anlatmayı yeğliyorum. Amacım insanların sıkılmadan okumalarını sağlamak. 1. İnsanların duygu ve düşüncelerine seslenme. Beşeri yanlar, yani insani yan, yani insanların duygu ve düşünceleri. Bu gider. 2. Anlamaya, öğrenmeye isteklendirme. Bakın dedi ki bilimselliğin en katı kurallarını bile onlara kabul ettirebilirsiniz. Yani onları öğrenmeye isteklendirebilirsiniz. 3. İnandırıcılığı kanıtlarla sağlamlaştırma. Bununla ilgili hiçbir şey söylemedi, cevap geldi bile. 4. Üslubu mizah ögeleriyle süsleme. Fıkralar vardı işte bakın, mizah ögesi fıkra. 5. Can sıkıntısının önüne geçmek. Can sıkıntısı ne demişti? Sıkılmadan okumalarını sağlamak. O yüzden cevap C.